Merhaba dostlar, ben Çağlar. Bugün 20 Şubat 2022, çok güzel bir pazar günü. Hasan Dede'deyim, Çağlar adının doğduğu yerdeyim. Muharrem abinin mekanındayım. دلبر عزیز شوخ تمیز برخیز و بریز برخیز و بریز زنمه که جوان سازد عشقم به تو پردازد دلبر عزیز شوخ تمیز برخیز و بریز برخیز و بریز زنمه که جوان سازد عشقم به تو بردازد در شهر و یکی کس را عزیزم در شهر و یکی کس را عزیزم هوشیار نمی‌بینم هوشیار نمی‌بینم سودم اوریا دیدن گیدیم بو یانه سودم اوریا وار یوردا بایراق اوردن گیدن ineceğim oraya. Buranın yolu her yerden iyi. Batar mıyım sence burada? Yok abi imkanım var. Şu aşağıdan kıyadan devam et geç. Tamam abi. Burası güzel. Hadi görüşürüz. Vallahi tarladan gidiyoruz ya. بدتر از دیگر عزیزم شوریده و دیوانه شوریده و دیوانه Evet Hasan Dede'ye bizim mekana tarladan gidiyoruz. Normalde şu hemen seranın yanından bir yolumuz vardı. Fakat orada bir su patlamış. Su patladıktan sonra çamur etmiş orayı. Şu an şu ilerideki gözüken söğütün oradan bizim mekana bağlanacağız. Evet, Savarona'yla Toyota Corolla'yla tarladan da gitmedim demem artık. Evet, mekanımıza geliyoruz. Evet, 20 Şubat 2022 çok güzel bir pazar gününden herkese selam olsun. Hadi bakalım şuradan da geçersek bir sıkıntı yok. Evet, al bayrağımız dalgalanıyor. Çok güzel bir şekilde. Mekana hoş geldik. Evet, çok güzel bir pazar gününde Kırıkkale Hasan Dede'deyim. Geleceğimiz yolda su patlayıp orayı çamur ettiği için tarladan geçtim. Sağ olsun buradaki tanıdıklarımız bizi yönlendirdi. O yoldan geçtiğim takdirde sıkıntı yaşayacağım söylediler. Irmak bayağı çekilmiş. Bayağı sığ olmuş. Su inanılmaz derecede berrak. Evet, Kırıkkale'deyiz. Hasan Dede'deyiz. Bayrağımız dalgalanıyor. Muharrem abinin mekanındayım. Burası yazın kışın her mevsim çok güzel. Bugün karavanımın temizliğini ve ayak bakımlarını yapacağım.
Hadi bakalım. Başlayalım. Evet, normalde geliş yolumuz şu Sera'nın oradaki yol idi. Fakat orada bir çalışma olduğu için ben şu tarlanın içerisinden geldim. Allah'ın yardımıyla geçtim. Yoksa sürekli yağış alan bir bölge, toprak balçık gibi ve toprak direkt çamura dönüşüp sizi içine çekebiliyor. Ve ben şu anda havanın bu şekilde açık olması ve güneşli olması sebebiyle toprak birazcık daha kuruyor. Giderken de kuvvetli ihtimal o yolu kullanacağım ve tekrar Allah'ın yardımıyla buradan çıkmış olacağım. Toprak biraz daha kurumuş olacak ve ben geldiğimden daha rahat çıkmış olacağım. Hadi bakalım, şimdi karavanımızın ayaklarını temizlemeye başlayalım. Bursa Kocaeli dönüşümde 15 Şubat 2022 tarihinde sürpriz bir kargo aldım. Kargo değerli karavancı Haluk Gedik, yani Haluk abiden gelmişti. Haluk abi benim karavanımın ayaklarını takoz alıp hediye etmiş ve bugün onları da takacağım. Ona da buradan çok selam olsun, çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel bir şekilde karavanımın ayakları yere basacak. Evet, temizliğime karavanımın ayaklarını temizleyeceğim, malzemeleri tanıtmakla başlayacağım. Bir tane tel fırça aldım bu şekilde. Önce yüzeyi bununla temizledikten sonra berrak bir suyla, sünger yardımıyla oradaki tuzu arındıracağım. Tabii bu işlemleri yaparken eldivenimi takmış olacağım. Sonra bu şekilde çok güzel bir yağlama maddesiyle ayakları yağladıktan sonra Haluk abinin hediye olarak gönderdiği ayak takozlarını taktıktan sonra işim bitecek. Hadi bakalım, başlayalım. Evet, tuzun tahrip ettiği yerler tam olarak şuralar. Yani dediğim gibi ben çok geç bile kaldım, fakat ne kadar geç olursa uygulamak lazım. Tuz şu an buranın yüzeyine oturmuş bir şekilde. Gelir gelmez temizlemek çok daha doğru olurdu. Ama havanın soğuk olması ve o günün şartlarında vakit ve sağlık durumunun da yeterli olması gibi sebeplerle bu iş bugüne kaldı. Ayaklarda da şu şekilde tahripli oluşuyor. Mesela burası az biraz pas yapmış. Evet, buralar az sonra benim elimden geçecek. Önce tel fırçam da bu şekilde. Buranın bir kabasını alıyorum. Çok zarar vermeyecek bir şekilde yapıyorum. Çünkü tel fırça çok sert kullanıldığında tahrip edilir. Ulaşabildiğim her yere ulaşmaya çalışıyorum bu şekilde. Ulaşamadığım yerlerde artık yapabileceğim bir şey kalmıyor. Evet, bu şekilde yüzeyi biraz sert bir süngerle temizledikten sonra kurumaya bırakacağım. Kuruduktan sonra da en son yağlayıp temizleme işlemim bitmiş olacak. Şimdi ayaklara geçtim. Aslında baktığınızda karavancılık sadece karavanı alıp tatile gitmek değil. Bu şekilde karavanınızla mesai harcayıp ona bakıp onun bakımlarını yapmak zorundasınız. Tabii ki bakımlarını yaptırabilirsiniz. Fakat bu servisin yapacağı bir şey değil bunlar. Servis sadece bunları eskidiyse veya siz talep ederseniz yenilecektir. Fakat bunu bu şekilde yaparsanız her zaman kampa hazır halde olursunuz ve efor sarf edip bu işe emek verip daha çok keyif ve lezzet alacaksınız. Şimdi
bunu şu şekilde düşünün. Pikniğe gittiniz. Piknik malzemelerini temizlemeden yerine yerleştirdiniz veya o şekilde bıraktınız. Bir sonraki pikniğe inanın gitmek içinizden gelmeyecektir. Çünkü o bir önceki piknikteki bıraktığınız karmaşa aklınıza gelecektir. Ama piknikten vazgeçmek zorunda kalırsınız. Fakat bu şekilde sürekli bir bakım içerisinde olursa, karavanınız bir düzen içerisinde olursa, hem karavanla çıkarken herhangi bir kafanızda bir negatif düşünce olmaz. Hem de bu şekilde uğraşıp kamp dışında da efor sarf ederek vaktinizi değerlendirebilirsiniz. Hadi bakalım. Tabii ki ulaşamadığım şasi gibi karavan altında kalan çok yer var. Fakat ben sadece sürekli kullandığım yerleri, yani hareketli yerleri temizliyorum. Daha bol bir vakit olsa ve hava şartları, imkanlar fazla olsa altına da uzanıp orayı da temizleyebilirim. Fakat şu an için bu bölgeyi temizlemem benim işime geliyor. Evet, fırçalama ve süngerle yıkama işim bitti. Göründüğü gibi o lekelerin çoğu kayboldu. Şu an kurumasını bekliyorum. Birkaç dakikaya kuruyacak. Sonra balata spreyi ile yağ uygulayacağım yerleri önce temizleyeceğim. Sonra da yağımı sıktıktan sonra ayak takozlarımı taktıktan sonra işlemim bitecek. Hadi bakalım. Evet, bu işlemi yaparken doğaya zarar vermemek adına yemeklerin de altına koyduğum yağlı kağıttan koyuyorum ki bu kimyasal madde toprağa geçip zarar vermesin diye. Ve maske kullanıyorum. Nefes yoluyla da bana zarar vermesin diye. Evet, son olarak yağlama işini de bitirdikten sonra takozları takacağım. Bu işim bitmiş oluyor. Bu temizleme yöntemleri tamamen benim aldığım önlemler. Kesinlikle doğru diye iddia etmiyorum. Herkes kendi araştırıp neyse doğru onu bulabilir. Fakat ben bu şekilde temizliyorum. Ve bu şekilde de temizlemeye devam edeceğim. Yağladığınız yeri birkaç kere kullanırsanız yağ her tarafa işleyecektir. Balata spreyini ve yağ da istediğiniz hangi marka olursa onu alabilirsiniz. Bütçeniz uygun veya araştırmanız en uygun marka. Ben o şekilde yapıyorum. Özellikle bu yüzeyde biraz daha katı bisiklet veya motosiklet zincir yağı kullanırsanız çok daha koruyucu olur. Ve çok daha kalıcı olur. Evet, temizleme ve yağlama işi bittikten sonra ayaklarımızı takacağız.
taraf. Tamamdır. Evet, burası da tamamdır. Evet, yağlama yaparken şu ince ayrıntıyı da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bir de aşırı soğukta çalışmamanızı da tavsiye ederim. Çünkü aşırı soğuk maddeyi sertleştiriyor ve kırabiliyorsunuz. Ben çok yumuşak bir havası olan bir gün tercih ettim. Zaten bu bakım olayı da o yüzden bugüne taşmış oldu. En azından bakımımızı yaptık. Kafamız o yönden rahatladı. Evet, yağlama işimiz bitti. Bakım işimiz bitti. Ve ayaklarımızı da taktım. Ayaklarımızla da karavanımız hem çok daha güzel yere bastı. Dengeyi çok daha çabuk sağladı. Ve çok daha yakışıklı gözüktü. Şimdi toparlanıp yavaş yavaş gitme vakti geldi. Saat 15.30 civarı Hasanlı'dayız. Buradan ayakları hediye eden karavancı dostum Haluk abime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, Hasan dede de saat 16 civarı diğer rutin temizliklerimi de yaptıktan sonra artık toparlanıp yola çıkma vakti. Irmak birazcık akışını hızlandırdı. Güneşimiz batmak üzere. İkindin zamanı geldi. Evet, Hasan dededen herkese selam olsun. رفتم در میخانه حبیبم خوردم دو سه پیمانه خوردم دو سه پیمانه من مست و تو دیوانه حبیبم من مست و تو دیوانه حبیبم ما را که برد خانه ما را که برد خانه دلبر عزیز شوخ من امیز برخیز و بریز برخیز و بریز زمه که جوان سازد عشقم به تو پردازد دلبر عزیز شوخ من امیز برخیز و بریز برخیز و بریز زمه که جوان سازد عشقم به تو بردازد Toyota Corolla'm ve karavanımla tarladan da geçtiğime göre kimse bana Corolla ile karavan çekilmez demesin. Bunu defalarca denedim, gördüm. İmkanlar dahilinde en güzel karavancı bir yaşam. شوریده و دیوانه شوریده و دیوانه